Arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tatlıyla geldim. Yine muhallebi tatlısı tavuk göğüs yapacağım. Ama spangileli olacak. Onun için malzemeleri sayıyorum. Tavuk göğsü için 125 gram tereyağı, 1 su bardağı un, 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker. Spangilesi için ise 500 milim süt, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı şeker, 1,5 yemek kaşığı kakao, 60 gram bitter çikolata. Eğer bitter çikolatanız yoksa diğer çikolatalardan da olabilir. Daha sonra da 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin kullanacağız. Önce tavuk göğsümüzü hazırlayalım. Tavuk göğsümüz için margarinimizi ya da tereyağımızı ocağa alacağız. Önce tereyağımızı eriteceğiz. Evet, margarinimizi eritiyoruz. Önce. Şimdi tavuk göğsünü yapalım. Margarinimizi ya da tereyağımızı eritiyoruz. Yağımız eriyor. Unumuzu ekleyelim. Şöyle unumuzu kokusu çıkana kadar şöyle iyice bir karıştıralım. Kaşık yardımıyla önce bir ezelim. Bu şekilde kavuralım. Tenceremiz kenarını şöyle bir toplayalım. Bizim de her zaman söylediğim gibi sütlü tatlılar muhallebi daha çok gittiği için bu tarz tatlılara daha çok ağırlık veriyorum. Evet. Unumuz kavruldu. Şimdi yavaşça 1 litre sütümüzü şöyle bismillah diyerek içine boşaltalım. Bismillah. Hemen çırpıcı yardımıyla yavaşça şöyle yavaş yavaştan şöyle çırpmaya başlayalım. Topaklanma olmasın. Topaklanmalar gitti. Altını açıyorum ocağımın. İçindeki topaklanan un dağıldı. Şekerimi ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Tavuk göğsümüz koyulaşıp göz göz olana kadar bu şekilde yavaşça karıştıralım ki dibine tutmasın. Tenceremizin dibine yapışmasın. Evet, başta ne yaptık? Unu, önce margarinimizi erittik. Ardından unumuzu kavurduk. Sütümüzü ekledik ve şekerimizi koyduk en son. Şimdi muhallebimizi yavaşça
bu şekilde karıştırarak. Evet. Evet, koyulaşmaya başlıyor. Göz göz olmaya başladı. Çok da koyulaştırmayalım. Hani her zaman diyorum ya, çok koyulaşınca kıvamı akıcı olmuyor. O yüzden fokurdamaya başlayınca altını kapatalım. Soğumaya bırakalım. Sonra da spanglesini yapalım. Kaynamaya başladı. Hafif altını kısayım. Şöyle. Bence kıvamı iyi oldu. Tavuk göğsümüz hazır. Göz göz olmaya başladı. Bunun altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Evet. Şimdi spanglesini yapalım. Tavuk göğsünü pişirdik. Balkona koydum onu soğukta. Kendine gelsin. Sütümüzü ekleyelim. 500 ml süt. Daha sonra şekerimizi bir karıştıralım şöyle. Unumuzu karıştıralım. Yumurtamızı, yani yumurta sarımızı şöyle. İyice karıştıralım. Daha sonra 1,5 yemek kaşığı şu şekilde kakaomuzdan ekleyelim. Çikolata da ekleyeceğiz ya. İyice çırpalım yine. Şimdi bunu ocağımıza alalım. Altını kısalım. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyelim. Evet. Ocağımıza aldık. Kısık ateşte. Şöyle etrafını sıyırarak. Şimdi altını biraz açtım. Hızlansın. Bakalım koyulaşmaya başlasın. Evet, bu oldu. Şimdi bunu ocaktan alıyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Evet, ocaktan indirdik. İçine margarinimizi ekliyoruz. Şöyle şu şekil. Çikolatalarımızı ekliyoruz. 60 gram yeter. Pürüzsüz bir hal alana kadar
karıştıralım. O sırada çikolatalarımız da içinde erisin. Evet, çok güzel oluyor. Evet. Margarinimiz sıcaklıktan eridi. Şimdi ben bunu balkona koyuyorum. Bunu da soğumaya bırakıyorum. Tavuk göğsümü getiriyorum. Şimdi tavuk göğsünü blenderda çırpacağız. Mikserle çırpacağız. Ay, blender nereden çıktı? Bu eridi. Evet. Bunu balkona koyuyorum ve tavuk göğsümü getiriyorum. Evet, mikserimizi ben tencereden başka bir kaba boşalttım. Nedeni, eğer tencere dibini tutmuş ise, şimdi çırpıcı kullanıyoruz ya, dibi havaya kalkmasın diye. Çok şükür tutmadı ama yine de tedbirimizi almakta fayda var. Şimdi çırptık. Şöyle koyalım. Bunu borcama dökeceğiz. Borcamamızın dibini, iç kısmını suyla ıslatalım. Kesmesi kolay olsun diye. Şu şekilde. Bakın ne kadar güzel döküldü. İçinde sıyırayım ben bir kaşık yardımıyla. Pek fazla da sıyırmıyorum. Benim öykü bunu biraz sonra parmağıyla sıyırır. Evet. Şöyle borcamımızı bir iki şöyle vuralım. Havası insin. Şimdi bunun üzerine yaptığımız supangle'yi dökeceğiz. Evet, supangle'mizi de çıkaralım. Kırıksız bir hale gelene kadar. Evet. Pürüzsüz bir hale aldı. Yavaşça bismillah diyerek yine koyalım şöyle. Şöyle yavaşça. Üst kısmı. Spatulamızı ıslatıyoruz. Her zamanki gibi kolayca sürmek için. Şöyle. Spatulamızı ıslatırsak daha kolay süreriz. Islatıyoruz şu şekilde. Yavaşça, çok bastırmadan. Şu şekilde.
Yine ıslatıyorum. Evet, borcamımızı tavuk göğsümüzü dökmeden önce suyla ıslatalım ki kestiğimiz zaman kolay çıksın. Evet, şu şekilde yayalım. Abla! Ne oldu oğlum? Ne yapıyorsun? Evet. Abla! Efendim? Abla! Ablanın işi var anneciğim. Abla! Sen bana çikolatalı süt yapacaktın. Şimdi ben sana çikolatalı süt yapacağım. Nesquik. Tüm kenarlara yavaştan şöyle biraz. Tencerenin içindeki kalan spangülemizi de şöyle bir sıyıralım. Şu boş yerleri tekrardan düzleyelim. Hafiften ıslatalım. Çok güzel oldu. Üzerine de yine her zamanki gibi sizin zevkinize kalmış. Nasıl süsleyeceğiniz. Ben Hindistan cevizi serpeceğim üstüne. Evet, çok güzel oldu. Kenarlarını da sileceğiz. Evet, şu şekilde süsleyelim. Şimdi ben renkli pasta süsü atacağım üstüne. Emre çok seviyor öyle. Şöyle renklerden de serpiştirelim. Çocuklar daha çok seviyor şöyle. Renkli renkli, cazip. İlgilerini çekiyor. Evet. Çok kolay, çok lezzetli bir tatlı. Yapmak isteyenlere, yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.